Koşu Kral TV'ye. Tarkan'ın son klibi oynama ışık adım ışık adım seyrettin mi? Melek, sen son 3 senedir bu kanalı seyrettin mi? Dilara, sen son 3 senedir 35 yaşına varmadan biriyle çıkabilmek için dua ettin mi? Ya ben ediyor muyum sence? Melek bak, bu Yosun'un klibi. Bunu mutlaka seyretmelisin. Bu kıza bayılıyorum. Öyle sert, öyle haşin bir havası var ki. Dilara, sert ve haşin birini görmek istiyorsan haftaya kuzenimin gelinliğinin eteğini tutarken yüzüme bak yeter. Dilara, limuzin seni buz pateni dersine götürmeden önce oturmuş bunalımlı gençliğin rock ve bilumum şarkılarını bilmiyorsun. Baba, Yosun'un şarkıları birçok insanın duygularını dile getiriyor. Evet, özellikle de son yaptığı hit parça. Seni beklerken yaşlanıp öleceğim. Melek, onun böyle bir şarkısı yok ki. Şşt! Hadi Dilara, sen fazla konuşma da git 8. figürü çalış. En azından Yosun'un insanları etkileyen yaratıcı bir yönü var. Belki de ben de hit bir parça yazmalıyım. Eğer harika bir albüm yapmak için mutsuz olmak gerekliyse benim günlüğüm bütün top 10 listelerini alt üst eder. Melek Hanım. Efendim. Sen hit bir şarkı mı yazacaksın? Evet. Bunca yıldır şov dünyasının içinde olan birinin sözlerine kulak versen iyi edersin Melek Hanım. Bu iş yetenek ister. Yapacağın şarkının gerçekten hit olacağını anlayabilmek için çok güçlü sezgilere sahip olmalısın. Şu sezgiden bahsedene bak sen. Ömer Bey, Sharon Stone sana aşık olsa kadına bacım muhabbeti yaparsın sen. Ayrıca insanın hevesini kursağında bırakmakta da üstüne yok. Tam başarımı yakalayabilecek bir alan bulmuşken. Başarı mı? Daha şarkıyı yazmadın bile. Evet ama sezgilerim çok güçlü. Melek Hanım, aklını mı kaçırdın sen Allah aşkına? Bak. Lütfen Ömer Bey, benden uzak dur. Ya ama bu ev benim evim. Ve bu eşyalar da benim eşyam. Ve sen de benim dadımsın. Aa! Şimdi de senin dadın mı oldum Ömer Bey? Ömer Bey, affedersin ama ben hiçbir erkeğe ait değilim. İnanmıyorsan anneme sor. Süper bir parça değil mi Melek? Evet evet. Bak bu Yosun en sevdiğim parçası. 25 yaş işte sen o da yaş evde kaldık arkadaş. Dilara biliyor musun çok tuhaf. Dün gece bu şarkının tıpatıp aynısını ben de yazdım. Sözleri aynı değil. Müziği de pek benzemiyor. Ayrıca kız ince uzun bir şey. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tıpkı ben. Melek. Efendim. Sana bir tavsiyem olacak. Bence bilmediğin şeylere burnunu sokma. Ne yapayım yani Suzan Hanım? Dadı olarak mı kalayım? Duymadın mı? Bilmediğin şeylere burnunu sokma dedim. Lan ne söylediği umurumda bile değil. Bu şarkı satış rekorları kıracak. Yeter ki Yosun'u bulup şarkıyı verebileyim. Bilmiyorum Melek. Yosun'un parçaları oldukça hüzünlü. Öyle mi dersin? Dinle bakalım bundan hüzünlü mü? Hayatımdan nefret ediyorum. Artık evlenmek istiyorum. Babana sesleniyorum. Bulurdu beni. Vay Melek, bu harika. Nereden geldi bu sözler senin aklına? Vallahi ne bileyim ben. Biliyor musun Melek? Yosun şarkını kasetine aldığında Ömer Bey bütün söylediklerini geri alacak. Bilmez miyim? Huyudur. Serap, Yosun'un konser çıkışında beklemek dahiyane bir fikirdi. Sana bilet bile almadık. Ya, almadık mı? Serap, sakın bana bilet başına 25 milyon ödediğini ve saatlerdir burada iki salak gibi beklediğimizi söyleme. Yok,
Oh, neyse. 50'şer milyon ödedim. Kara borsadan aldım. Serap, lütfen annenin sana 8 aylık hamileyken tramplenden atlamasıyla övünürken bu anı hatırla, tamam mı Serap? Tamam Melek, yeter. Evet, galiba Yosun geliyor. Şimdi onu arabayla evine kadar takip edeceğiz ve ben durup yanına gidip diyeceğim ki... Aa! Siz de Yosun değilsiniz. Yosun olmak için biraz fazla yaşlıyım da ondan herhalde evladım. Ay ne şekersin teyze. Teşekkürler kızım. Sizin burada ne işiniz var? Yoksa siz de mi Yosun'un hayranısınız teyze? Yok canım. Ben gelecek hafta Uygurlara gitmek için bilet almaya gelmiştim. Biliyor musun Melek? Biz galiba yanlış kapının önünde bekliyoruz. Yapma ya! Ciddi misin Serap? Evet. Galiba şu kapının önünde beklesek daha doğru bir şey yapmış olacağız. Hani şu gençlerin beklediği kapının önünde. İnanmıyorum. Hani şu gençlerin yosun yosun diye bağırdıkları şu kapının önünden bahsediyorsun sen Serap. Ya? Aa, bak işte arabasına biniyor. Şarkım ona şarkımı vermeyeyim. Çabuk şarkı taksiye bin taksiye. Şu önündeki arabayı takip et hadi. Merak etme teyze, ne yazarsa yarısı bizden. Ya daha çabuk, daha çabuk. Sakın onu kaybetme, çabuk ol. Sağa dön, sağa. Şimdi sola dön, çabuk ol. Ay, dur. Melek, Yosun'u görmek için odasına nasıl gireceğiz? Nasıl mı? Serap, kapıyı çalacağım ve kendimi profesyonel bir besteci ve şarkı sözü yazarı olarak tanıtacağım tabii ki. Oda servisi. Tamam, buyurun. Ama elinizi çabuk tutun. Peki. Yosun çalışıyor. Siz hiç banyo için sabun, şampuan falan getirmediniz mi? Gördün mü? Bak şampuanları soruyor. Ha. Çıkar. Burada. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ne bileyim Serap? Dadıyım ben, hizmetçi değilim ki. Ne farkı var? Serap, çok soğuk bir şakaydı şimdi bu. Ben gidip bakayım içeride neler oluyor. Ya sen elektrik süpürgesini aç, çalıştırsana. Çalışıyormuş gibi görünelim. Tamam. Hey! Orada. Orada. Nerede? Ay dur bakayım. Ne oluyor ya? Ne bağırıp duruyorsunuz? Bizim hizmet anlayışımız çok farklıdır efendim. Bir hata yaptığımız zaman genelde kendimizi döveriz. Kötü hizmetçi. Kötü hizmetçi. Al sana. Tuvalette işim bitti. Artık girebilirsiniz. Yok efendim, teşekkür ederiz. Biz ihtiyacımızı evde giderdik de geldik. Tanrım, bu şarkı iğrenç. Felaket bir durumdayım. Artık hiçbir şey yazamıyorum. Neden içimdeki öfkeyi dışarı çıkartamıyorum? Neden? Aman ne âlâ. Bir sonraki vardiya yatağı tekrar toplamak zorunda kalacağım. Buradan hemen çıkmam lazım. Beni tetikleyecek bir şeylere ihtiyacım var. Beyoğlu'na gidiyorum. Dünyada neler olup bittiğinden bile haberim yok.
Yani şu garibeler de kim etrafımda? Dışarıda neler oluyor? Ben sana garibeliğin dik aylasını anlatırım. Hayatın gerçekleriyle mi yüz yüze gelmek istiyorsun? O zaman bir belediye otobüsüne binip pasosuz öğrenci bileti at. Ne demek istediğimi o zaman anlarsın. Sen kimsin? Adın ne? Kim bilir? Kim bilir? Sen tam aradığım insansın. Sen kitlelerin sesisin. Aa, sadece kitlelerin sesi mi? Beni köpekler bile duyar. Siz ikiniz artık yatağa parfümleri bırakın ve çıkın lütfen. Kadın parfümleri soruyor. Tamam. İşte koyduk. Yosun, artık çalışmamız lazım. Biliyorsun, çıkarmamız gereken bir albüm var. Esra, ben senin kölen değilim. Beni bir an olsun gözünün önünden ayırmıyor. Bu yüzden bir tek arkadaşım yok. Biz senin arkadaşın oluruz. Serap, kadın bir tane arkadaşım olsun istiyorum diyor. Hayatım otel köşelerinde geçiyor. Hep aynı şeyler, hep aynı kişiler. Yeni birliğini tanımaya ihtiyacım var. Merhaba. Sıradan birileri. Tamam işte. Hep yanındayız. Basit birileri. İşte buradayız. Sen nereye gittiğini sanıyorsun Yosun? Affedersin ama onun biraz yoksulların arasına karışıp hayatın acılarıyla yüz yüze gelmesi lazım. Gel Yosun. Hadi bize gidiyoruz. Süper. Nerede oturuyorsun? Etiler'de. Bebek yokuşunun orada. Hani yukarıdan boğaz manzarası gören villalar var ya. İşte o. Gel gel. Gel gel. İçeri gel. Ömer Bey. Yosun geldi. Şu arkadaşın Serap var ya. Gelmedi diye gücenmemişindir. Bugün seni beklerken taksiyle tanıştığımız yaşlı bir teyze vardı. Onunla pek iyi anlaştılar da. Ömer Bey, Yosun şarkılarımı dinlemeye geldi. Sen şarkıda mı yazıyorsun? Aa, ben sana söylemedim mi? Aslında ben bir dadıyım. Ben seni ayak takımından biri olduğunu sanmıştım. Bakma sen, bunları otelin çamaşırhanesinden ödünç aldım ben. Böyle ucube gibi gözüküyorum ama. Önce garibe, şimdi ucube. Hayata yetişemiyorum. Haklısın. Aman Allah'ım. Yosun, bu Duygu. Merhaba. Bu da Dilara. Ay. Biliyorum, inanması çok zor ama seneye üniversiteye başlayacağım. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi. Evet, şimdi ne yapalım? Hadi benim şarkımı dinleyelim. Ferdim. Efendim, geliyorum. Kadınları etkilemenin en geçerli yöntemleri şunlardır. Hayır, hayır, hayır. Öbür yüzü. Farkındayım Ferdi. Kör müsün nesin? Erkek misin, fare misin? Ben gururlu bir kadınım. Ama yine bu evde yaşarım. Aa, aa, aa. Gerçek bir aşk istiyorum. Bunun için ölüyorum. Ama sen ne anlarsın? Beni sevdiğin için yanarsın. Ha, 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 ha. Vay be, bu şarkı felaket. Çok teşekkürler Yosun. Yo yo, bu şarkı gerçekten çok kötü. İğrenç. Yo. Ben şarkında zorluklardan, sefaletten bahsedeceğini filan sanmıştım. Bana acı çeken, çaresiz insanlar lazım, anlıyor musun? Bunun ne eksik? Aman Allah'ım, bu olamaz. Oldu bile Ömer Bey. Sanırım haklı çıktığın için çok mutlusun. Yosun şarkılarımı beğenmedi. Ben yeteneksizdir biriyim. Yo, yo yo. Üzülme Melek Hanım. Sadece yeteneğini biraz geliştirmene ihtiyacım var. Hepsi o kadar. Hayır, tek kelimeyle berbat. Nasıl bu kadar zalim olabilirsiniz? Bu kadının hayatı boyunca neler geçirdiğini biliyor musunuz siz? Yani
nişanlısı tarafından nasıl terk edildiğiyle mi başlasam? Ya da hiçbir iş tecrübesi olmadan öylece ortada kaldığından mı söz etsem? Ya da isterseniz çocukların eğitimi konusunda tam bir kara cahil olmasına rağmen onu nasıl dadı olarak işe aldığımdan söz edeyim ha? Ömer Bey, onun bana yeteneksiz demesi yetmedi değil mi sana? Şu rezil ve berbat hayatımın bir özetini mi çıkartman gerekiyordu yani şimdi illaki? Yok yok, bana böyle şeyler lazım. Aa, Ömer Bey, hadi annem bana bütün çektirdiklerini anlat ona. Hadi, anlat anlat. Oo, Suzan Hanım, kürkünüzde kadar da çok parlıyor. Yoksa biri mamanıza balık yağı falan mı kattı? Biliyor musun Perte, çok komiksin. Son zamanlarda kendine güvenin oldukça artmış görünüyor. Öyle mi? Biliyor musun, bu özgüvenle bütün kadınları etkileyebilirsin. Duygusal enerjinizi açığa çıkarın. Size yardım edebilir miyim? Yo. Yo Perte. Sen orada öyle süs bitkisi gibi durmaya devam et. Elbette yardım edebilirsin Pertev. Bu evde neden bugün herkes birdenbire benimle uğraşıyor anlamıyorum. Belki de duygusal enerjini kıskanıyoruz da ondan Pertev. Bu evde insanın özel hayatına bile saygı yok. Bunu bulduğu her fırsatta kulaklarını vantuz gibi kapıya yapıştıran birinden duymak çok komik. Melek Hanım nerede? Onunla konuşmak istiyorum. Yukarıda giyiniyor. Yosun'la dışarı çıkacaklar. Aman Allah'ım. Melek Hanım onun etkisinde biraz fazla kaldı gibi geliyor bana. Yani starların böyle fanatik hayranı olmak ya da onlarla dolaşmakla şarkıcı falan olamayacağını bilmiyor mu bu kadın? Doğru. Olsa olsa kanal sahibi olur. Pertev, yerinde olsam bu yeni kendine güvenen karakter tipinden vazgeçerdim. Eski yağcı karakterin hiç değilse bir işi vardı. Ev ödevimi yapmadım. Bunu neden bana söylüyorsun Tolga? Beni cezalandırman için. Burun, ne oldu? Burun Hakan mı? Yoksa beğenmediniz mi? Sorun değil, hemen çıkartırım. Amma da safsınız ya. Bu klipsi halkalardan. Şey, Melek Hanım, seninle konuşmam lazım. Şöyle oturur musun lütfen? Burakçıların neden kızgın ve surat asık olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Melek Hanım, bazen sana bakıyorum da çok masum görünüyorsun. Ama şu anda değil. Senin için endişeleniyorum Melek Hanım. Bence bu yosunla biraz fazla zaman geçiriyorsun. Ömer Bey, ben görevlerimi ihmal etmiyorum. Ama yaratıcı yanımı da kullanmam lazım. Yosun yeni bir albüm çıkartıyor ve ilhama ihtiyacı var. Seni özledim. Öyle mi? Ona hasta olduğumu söylerim. Pertev! 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 Ben bakarım. Biliyor musun Ömer Bey? Aslında bizim bir yardımcıya ihtiyacımız var. Her şeyle böyle ben ilgilenemem ki. Ne haber Melek? İlham Meleği nasılmış bugün? Biliyorsun, ben harikayım. Dur. Şey Ömer Bey, bize bir dakikalığına izin verir misin? Yosun
çok uygunsuz bir zamanda geldin. Ömer Bey sonunda o önemli adımı atmak üzere. Ama sen buraya kadar gelmişken ben seni eliboş göndermeyeyim, ilham vereyim sana. Banka kredi kartımı iptal etti. İşte sana ilham. Git şarkı yap. Melek, sen mutlusun. Ne oldu? Ömer Bey bana beni özlediğini söyledi de aslında şimdi çoktan çalışma odasında olmam gerekiyordu. Peki, belki bir gün görüşürüz. Hayatında mutluluklar. Melek, hayranlarım kırık kalpler ve parçalanmış hayallerden bahsetmemi istiyorlar. İşlerin yolunda gittiğine sevindim. Ama bu benim şarkılarımda kullanabileceğim bir şey değil. Yani şimdi buraya kadar mı? Her şey bitti mi? Hayranlarım o eski Melek'le özdeşleşebilirler. O mutsuz Melek'le. Anneme bir telefon açayım, eski halime dönerim. Melek, sakin ol. Mutlu olmak yanlış bir şey değil ki. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ben mutluysam sen de mi mutlusun? Hiçbir arkadaşım bana böyle bir şey söylemedi. Bir dakika. Merhaba Serap. Melek, başıma neler geldi tahmin bile edemezsin. Ay gene ne oldu Serap? Ay, biri metro jetonlarımı çaldı. Sonra da biri çantamı çarptı. Ay üstümde bir uğursuzluk var. Biri metro jetonlarımı çaldı. Sonra biri de çantamı çarptı. Üstümde bir uğursuzluk var. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet ama kendime ait bir bölümüm var. Araya çarşaf geldik. Erkek arkadaşın var mı? Ömer Bey! 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 Ay Ömer Bey, iyi ki buradasın. Çok üzgünüm. Yosun beni Serap için terk etti. Şimdi yeni albümü için gerekli olan ilhamı bol bol bulabileceğin benden daha mutsuz biriyle gitti. İşte ben de bundan korkuyordum. Tamam. Belki ben özel biri değilim. Belki yaratıcı da değilim. Ne yapalım, benden bu kadar. Tam burada etkili bir şey söylemen gerekiyor Ömer Bey. Melek Hanım, biliyor musun? Bu dünyada senin kadar özel biri yok. Ömer Bey, sen de ne zaman etkili bir şey söyleyeceğini çok iyi biliyorsun yani. Yaratıcı dadımın şerefine. Biliyor musun Melek Hanım, sen müzik dünyası için biraz fazla safsın. Gerçi son zamanlarda senin gibi saf olanları oldukça sık kullanıyorlar. Biliyorum Ömer Bey ama sen şu saf kelimesini öyle bir kullanıyorsun ki sanki yemek artıklarından bahsediyorsun. Televizyon açabilir miyim? Canlı yayında Athena var da. Athena hakkında bir belgesel mi seyredeceksin? Hayır baba, Athena müzik grubu. Biraz 2000 yılları ayak uydursan. Ay ben Athena'ya bayılırım. Hadi Ömer Bey, sen de aramıza katıl. Tamam. Çak evlat. Ömer Bey, şu hareketin bile out. Tebrikler. 10. kasetin sonuna geldiniz. Şimdi de sıra kadınları elde etmenizi garantileyecek en önemli derse geldi. Kör müsün nesin? Erkek misin, fare misin? Ben gururum.